Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size elektrikli araçların batarya teknolojilerinden biraz bahsedeceğim. Yeni gelişmeler var ve bu gelişmelerin solar enerji sektörüne depolama ile ilgili nasıl bir fark yaratacağı, neleri değiştireceğinden biraz bahsedeceğiz. Elektrikli araçlarla ilgili genel bir menzil konuşması, bataryaların garantileri ile ilgili konuşmalar nedir, ne değildir, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Hangi tip bataryalar bu tarz araçların içerisinde kullanılıyor. Biraz temel bilgiler paylaşmayı düşünüyorum. Ve aynı zamanda şu an var olan batarya teknolojileri, özellikle solarda kullanılan batarya teknolojilerinde ne gibi değişikliklere vesile olacağını bu yeni anlatılan ürünün hepsini bu videomuzda paylaşıyor olacağım sizinle. Bilindiği üzere Cadel firması dünya genelinde çok büyük batarya üreticilerinden, elektrikli araçlara batarya sağlayıcı firmalardan hatta bir tanesi diyebiliriz. Bu firmanın lansmanını yaptığı yeni bir ürün var ve baktığımız zaman 250 watt saat kilogram gibi bir değere ulaştıklarından bahsediyorlar enerji yoğunluğu anlamında. İlk etapta şunu söyleyeyim, enerji yoğunluğu, güç yoğunluğu terimlerinin ne olduğunu daha önceki bir videomuzda anlatmıştım. Yukarıdaki kartları da bırakıyor olacağım. Öncelikle o videomu izlemeniz bu videoyu anlamanız açısından çok daha faydalı olacaktır. Öncesinde söylemiş olalım. Şimdi buradaki rakamlar gerçekten çok hızlı bir şekilde artıyor. İşin güzel tarafı bu bence. Çünkü bu firma yaklaşık 1-1,5 sene önce bir video yapmıştım ve sodyum iyon teknolojisiyle birlikte kilogramda 200 watt saat gibi bir hedeflerinin olduğundan bahsediyorlardı. Şimdi ise 2023 yılında piyasaya çıkartacaklarını söyledikleri bu ürünün 250 watt saat kilogram gibi bir değer. Ve bu değeri şöyle örnek vereceğim size. Şu an güneş enerji sektöründe kullandığımız lityum demir fosfat türü LFP olarak geçen bataryalarda bu watt değeri 110, 115 hadi 120 diyelim. Genelde 110 seviyelerindedir. Bunu söylemek çok mümkün. 110 watt saat kilogram gibi bir değerle satılıyor. Yani ürünün ağırlığı ve içerisinde depolayabileceği enerji miktarını bize veren bir terim aslında bu. Ve 110 şu an piyasada aktif kullanılan ürünler ve şu an tanıtılan Cadel firmasının tanıttığı ürün ise 250 watt saat bölü kilogram gibi inanılmaz bir değere sahip. Bu günlük hayatımızı da ciddi anlamda değiştirecek bir değer. Batarya kapasiteleri, kapladığı alanları daha ufaltacak. Elektrikli araçların bataryaları konusunda biraz konuşalım. Genelde hep şu çokça soruluyor. Bu bataryalar kullanılacak. Ne kadar garantileri var? Ne zaman değiştireceğiz? Bunu sürekli değiştireceksek bu yatırım çok mantıklı mı değil mi? Noktasında kafa karışıklıkları olabiliyor. Bence bununla ilgili Toyota firmasının çok güzel bir açıklaması var. Direkt web sitesinde paylaşmış. Ve hibrit araçlarda 10 yıl veya 150 bin mil olarak söylüyor. 150 bin mil dediği de 240 bin kilometre aşağı yukarı yapar. Diğer taraftan elektrikli araçlarla ilgili kullanılan bataryalarda ise 8 yıl veya 100 bin mil şeklinde yani 160 bin kilometreye kadar garanti veriyor. Peki bu garanti ve bataryanın hangi durumuna karşılık geliyor? Nedir yani bunun detayı? Garanti veriyor ama neye veriyor garanti? Bununla ilgili de güzel bir açıklama yapmış. Demiş ki bataryanın orijinal kapasitesinin %70'ine kadar vereceğini garanti ediyorum size diyor. Yani 8 yıl kullanıyorsunuz ya da 160 bin kilometre bu araçla yol yapıyorsunuz ve bataryasının hala %70'in üstünde olacağını size söylüyor. Daha aşağıda olmaz diyor. Bu çok ciddi bir rakam ve ürüne ne kadar güvendiğini de gösteren bir rakam. Bu noktada şunu söylemekte de çok fayda var ve çok da mümkün bir bilgi. Batarya teknolojisindeki gelişme çok hızlı oluyor. Yani bakıldığı zaman biz daha bir sene, 1,5 sene önce işte 160 watt saat kilogram, 180 watt saat, 200 watt saatlerden bahsediyorduk. Bugün baktığımızda 250 watt saatten bahsediyoruz. Çok ciddi bir hızlı ivmelenme söz konusu ve tabii bu bütün her şeye etki edecek bir durum. Tıpkı hani formül araçlarındaki teknolojik gelişmelerin günlük kullandığımız araçlara bir şekilde yansıması gibi düşünülebilir. Volkswagen firmasının Power Day etkinliği vardı. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. Batarya teknolojileri, elektrikli araç şarj üniteleriyle ilgili teknolojiler neler olup bitecek?
Bununla ilgili bir özet video hazırlamıştım. İmkanı olanlar, yabancı dili olanlar direkt orijinal kaynağından 2 saat süren bir video. Ufuk açıcı olduğunu söyleyebilirim bu videonun. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Orada da söylediği gibi elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar o ömrünü bitirdiğinde artık evlerde kullanılabilecek ikinci ömrüne başlayan bataryalar olabiliyor. Çünkü arabalarda çok daha yüksek performanslara ihtiyacı olduğu için bataryaların onu karşılama imkanları azaldığında ve belli standardın altına düştüğünde artık o bataryaları araçlardan alıyoruz. Sonrasında o bataryalar evlerde kullanılabilecek, günlük aktiviteleri karşılayabilecek bataryalar şeklinde ikinci ömrünü devam ettiriyor oluyor. Hatta o bataryalar sonrasında da geri dönüştürülerek hatta %95'ine kadar geri dönüştürülebileceğinden bahseden çok güzel bir içerikti bence. Mutlaka izlemenizi öneririm. O sebeple bataryalar ne olacak? 5 sene sonra yeniden batarya alacağız. Şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar aslında çok doğru bilgiler değil, doğruyu yansıtan bilgiler değil. Tabii ki teknolojik olarak konu yeni başladı diyebiliriz. Özellikle ülkemizdeki bakış açısı açısından. Ama hiçbir teknolojik ürün yok ki böyle tek seferde yaptık bittik dünyanın en güzel ürünü oldu. Hiçbir geliştirmeye ihtiyacı yok. Böyle yıllarca kullanabilirsiniz. Öyle bir ürün yok. Teknolojiyle ilgili az çok uğraşanlar, haber okuyanlar, izleyenler bilir. Teknolojik bir ürün geliştirilir. Sonra gün gün modifiye edilir. Daha güçlü, daha verimli hale getirilir. İşte Cadle firmasının yaptığı da burada bu. Özellikle de bunu direkt Tesla'nın 4680 model piliyle anlatmış bize. O pille karşılaştırma yapmış. Kendi ürününün ona karşı ne kadar daha verimli olduğunu çok net grafik şekliyle tek bir resimde aslında özetlemiş. Onu da ekranda paylaşıyor olacağım sizinle. Cadle firmasının web sitesinde dolaşırken dikkatimi çeken bir uygulama vardı. Evogo isimli. Bu yapı elektrikli araçların şarj edilmesi yerine bataryanın değiş tokuş yapılarak bu sürecin atlatılması, daha verimli hale getirilmesi öngörülmüş. Bununla ilgili de çok güzel bir lokasyon seçilmiş bence. Bu sistem şu an aktif olarak burada uygulanıyor. Hatta yapım aşamasında olan farklı bölgelerdeki yerlerin olduğunu da haritadan bize göstermişler. Bu videoda bence bu konuyu oldukça net bir şekilde kısaca özetliyor. Cadle firmasının bence basın açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden bir tanesi de lityum demir fosfat türü ürünlerde 160 watt saat kilogram değerine kadar ulaştıklarından bahsediyor. Bakıldığında biraz önce de söylediğim gibi şu an piyasada satılan ürünlerin 110-120 bandında olduğunu düşünürsek buradan 160'a çıkması çok ciddi bir sıçrama olarak değerlendirilebilir. Çünkü hani panel örneğinden gidecek olursak farklı şeyler aslında ama panellerde böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir 5 watt, 10 watt gibi rakamlar yukarı doğru gidiyor teknolojik açıdan bakıldığı zaman. Ama batarya teknolojileri çok akıl almaz bir hızla ilerliyor. Takip etmek bile zor açıkçası. Ama sevindirici taraf bu bence. Çünkü çok daha hafif araçlar yapma şansınız olacak bu bataryalarla birlikte. Daha geliştirildiğinde daha hafif batarya, daha az kilowatt saatle daha uzun menziller aslında ortaya çıkmış olacak. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bunu unutmayın. Aracın kilogramı, içerisindeki batarya, o bataryanın ne kadar enerji içerisinde depolayabileceği. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Ve siz bunlarda ne kadar geliştirme yaparsanız aracın menzili de o kadar uzuyor olacak. Hatta güneş panellerinin verimlilikleri de ciddi anlamda arttığı zaman aracın tavanında veya üstünde ya da her tarafında güneş panelleri olduğunda bu verimi, bu kilometre menzili çok daha yukarılara taşıyabileceğiz. Ve belki de şunu söylemek mümkün, elektrikli araç şarj istasyonlarına hiç uğramadan günlük hayatınızı idame ettirebileceğiz. Birçoğumuz için bu geçerli olacak. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve depolama konusu birbirinden bağımsız düşünülmemesi gereken konular bence. Ve bu noktada da bu tarz gelişmeler, batarya teknolojilerindeki gelişme aslında hayatımızı direkt olarak etkiliyor olacak. Ve
artık yönümüz elektrikli araçlara doğru gittiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Bu sadece belli bir zümre için yapılan özel bir yapı değil. Elektrikli araçlar, elektrik şebekemiz, depolama üniteleri, güneş enerjisi, yenilenebilir enerjiler, artık akıllı şebekeler, akıllı şehirler noktasına doğru gittiğimizi her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Bu bir sistem. Yeni bir sisteme doğru geçiyoruz. Elektriksel altyapı olarak, işte depolama olarak, güneş enerjisi olarak, adına ne derseniz deyin. Şöyle bir örnek vereceğim. Deneyler yaparken biz breadboard üzerine birçok kablo, birçok entegre, hepsini birbirine bağlıyoruz. Hangi ayak nereye gidecek, nasıl olacak vesaire. Ve breadboard'un üzerinde iki tane led var sadece gibi düşünün. Ve günün sonunda bir sürü kablo yapmışsınız ve sadece iki tane led yanıyor. Ama orada aslında yapılan şey bir sistem kurmak. O sistemin belli senaryoları, belli şartları var ve o şartlara göre çıkışlardaki ledler yanıyor. O sistemi kurmak marifet ve şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimi de tam olarak bu bence. Yeni bir sistem kuruluyor. Elektrikli araçlar, depolama ve güneş enerjisi bu sistemin kalbinde olan üçlü bence diyebiliriz. O yüzden buraya tabii ki eleştiriler olacak. Tabii ki yapılan ürünlerle alakalı eksiklikler olacak, geliştirmelere ihtiyaç olacak, negatif tarafları mutlaka olacak. Ama temiz, çevreyi kirletmeyen, herkesin hayatına dokunan ve gerçek tabana yayılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Belki pilot bölgeler seçip sadece elektrikli araçlarla, elektrikli motosikletlerle veya bisikletlerle ulaşım sağlamak veya sadece yenilenebilir enerjiyle o bölgenin elektriğini sağlamak, depolama üniteleri olsun, diğer kaynaklar olsun, hepsinin yenilenebilir olduğunu düşündüğümüz özel bir alan belki yapılabilir, bir pilot bölge seçilebilir. Bu tarz aktivitelerin yapılması, bu tarz yönelimlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konu buraya doğru gidiyor. Çok net bir şekilde bu, yani göz göre göre geliyor dedikleri şey aslında bu. Azıcık internette takip ederseniz, özellikle yurt dışı kaynaklarında teknolojik gelişmeler, ülkelerin bakış açıları, neyin nereye nasıl evrileceği aslında birçok yerde, birçok kaynakta görebilirsiniz. Evet, bu videomuzda Cadel markasının yeni bataryasından yola çıkarak elektrikli araçlardan, depolamadan, güneş enerjisinden bahsettik. Hayatımıza nasıl etkileyeceğinden bahsettik. Umarım size farklı bir bakış açısı kazandırmışızdır ve bu video sizin için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.